Evet efendim, gündeme dair programına TRT Diyanet ekranlarında devam ediyoruz ve gündüz saatlerinde de başkenti Ankara'nın farklı bölgelerinden bu olayın yansımalarını sizlerle paylaşmaya ve gündemin nabzını tutmaya sürdürüyoruz. Şimdi Kızılay'a döneceğiz. Ekip arkadaşlarımızdan Selman Tuna dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu olağanüstü hal kararının hemen öncesinde son durumunu bizimle paylaşmıştı. Meclis yerleşkesinin bulunduğu semt diye de bilebiliriz. Söyleyebiliriz. Ankara'yı bilmeyenler için Ankara'nın merkezi Kızılay. Kızılay Meydanı akşam saatlerinde hınca hınç dolu. Bakalım şu anda nasıl bir tablo var? Selman Tuna, söz sizde. Merhabalar Zahide Ülkübakiler. Evet, şu an bulunduğumuz alan Kızılay Güven Park. Tam da meydandayız, tam da merkezdeyiz. Çok yakın mesafedeyiz. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde acı tabloyu, belki de bir daha Türkiye'nin hiçbir zaman görmek istemeyeceği o görüntüleri göstermiş olduk. Bugün için sakin bir Kızılay günü görmektesiniz. Tabii akşamları hınca hınç dolan bir alandan bahsediyoruz. Şöyle ki, hani Mehmet Akif'in yıllar önce yazdığı bir şiiri var ya, ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerceddin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu şiiri, yani tarihe sığmayan Çanakkale şehitlerinin şiirini 2016 yılında bir kez daha düşününce sanki bugünleri işaret ediyormuşçasına hissetmek mümkün. Bu alanda arkamda gördüğünüz araçlar tabii geceleri buradaki halkın miting coşkusunu sağlamak için kullanılan araçlar. Şöyle ki burada sahneler, kurulan podyumlar, beraberine ses sistemleri, jeneratörler var. Bu alan, şöyle dönelim Hüsame, bütün alanı göstererek dönelim. Bütün alan hınca hınç doluyor ki dün gece ben de bu alanda sabah 5'e kadar bu alanda buradaki kardeşlerimin yanında bulundum. Buradaki havayı teneffüs ettim. Burayı şimdi görsel olarak belki boş olarak anlamak mümkün ama idrak noktasında burada öyle insanlar var ki farklı siyasal görüşlere sahipler. Farklı fikriyatları var. Farklı yaşam tarzları var. Ama hepsi şu güzel bayrak için hepsi can atıyorlar. Ve düşünsenize evlerinden Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyanlar ve sonrasında Diyanet İşleri Başkanımızın çağrısıyla okunan salaları duyanlar, binler, milyonlar sokaklara dökülmedi mi? Buraya gelmişlerdi, Genelkurmay Başkanlığı'na gittiler, Ankara Emniyeti'ne gittiler, bombalanan alanlara gittiler. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne söylemiştik, o alanda görevli olmadıkları halde gelen insanlar vardı. Çağrılmamışlardı ama meclis personeli, meclis başkanı ile birlikte alanı terk etmedi. Burası bizim kalemiz, burası bizim namusumuz. Biz burada ölsek de buradan çıkmayacağız demişlerdi. İşte o insanlar bu alanda, bu Kızılay'ın her köşesini, her noktasını doldurarak şu an gördüğünüz insanlar zerre sayılmaz. Ciddi bir kalabalıkla saatlerce ayakta durarak Cumhurbaşkanımızın dün akşam canlı bağlantısı oldu. Buradaki halka hitap etti ve bağlandığı noktada milyonların alkışları vardı. Hiç kimse farklı bir fikre sahip olmadan alkışlayarak buradaki hissiyatı yaşadı. Alanı yavaş yavaş gezeceğiz. Burada nöbet bekleyenleri göreceksiniz. Şu an içinde var. Şu an içinde varlar. Ama bir taraftan şu an için gelip geçen insanları da görmektesiniz. Biz alana doğru devam edelim. Şuradan karşıya geçeceğiz. Şuradan karşıya geçelim. Alanı biraz şu an net göremiyoruz çünkü tabii ister istemez buradaki yoğunluktan dolayı kirlenmiş. Temizlenmeye ihtiyacı var. Binlerce insan bu alanda bulunduğu için maalesef kirleniyor. Geceleri görmek lazım gelir diye düşünüyorum. İnsanlar konuşmak için sıraya geçmiş oldukları halde gece sahneden her biri defalarca konuşuyor ama hissiyat bitmiyor. Buradaki güzel yüreklerin hissiyatını selam ediyoruz. Aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın.